Son. Burada gazeteci yanınızla alakalı olarak konuştuk. Bir sağlıklı beslenme konusunun da zannediyorum Azerbaycan'da öncüsü durumundasınız. Evet. Bu nasıl başladı bu sağlıklı beslenme konusu? Nasıl bu durumdasınız? Bunu bir önce anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Azerbaycan'da sağlıklı beslenme uzmanı olarak ilk olanlardanım. Nasıl söyleyeyim? Ben çocukluktan her zaman sağlıklı beslendim ve bir bakıma herkesin de öyle yaptığını düşünüyordum büyüyene kadar. Ta ki ben anne olana kadar, böyle söyleyeyim. Anne olduktan sonra bakıyorum böyle, ben çocukları iyi yetiştirmeye çalışıyorum, iyi beslemeye çalışıyorum ama dışarıda gittiğimde böyle küçük çocuklara zararlı gıdaları o kadar böyle dikkat etmeden veriyorlar ki dikkatimi çekti. Nasıl böyle olabilir? Birkaç kere uyardım. Niye bunu çocuğa veriyorsunuz? Mesela 2 yaşında bir çocuğun onu yemesi, onunla beslenmesi doğru değil diye söylediğimde, niye, ne zararı var? Ben anlattığımda baktım ki birçok kişi bugün gıda çeşitliliğini biliyor ama bu gıdanın hangisinin sağlıklı, hangisinin sağlıksız olduğunu bilmiyor. Ve artık bu her gün müşahede ediyorum dedim. Böyle oldukça baktım ki bu artık çok, bir şey yapmak lazım. Ve baktım bizim üniversitelerde sağlıklı beslenme uzmanı olarak bir fakülte yok. Sadece böyle tıp fakülteleri geliyor. Bazı bölümleri okuduğunda artık 4. sınıftan sonra diyetisyenlik bölümü olarak geçiyorlar veya hangi hastalıklar nasıl beslenmeli, böyle araştırdım. Türkiye'de buldum sağlıklı beslenme uzmanlığını Yeditepe Üniversitesi'nde. Orada eğitimini aldım. Bildiğim şeyleri daha çok öğrendim. Geliştirdim. Evet, geliştirdim. Ve artık o yönümde projeler yapmaya başladım. Kitaplar yazdım ve yazdığımız kitaplarda Azerbaycan'da ilk olarak gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, gıdalara katılmış olan kimyasal maddeler, bunlarla ilgili kitaplar yazdım. Ve bu kitaplar tabii ki Azerbaycan'da hepsi ilk oldu. Çünkü ben Azerbaycan'da bununla ilgili bir bilgi araştırdığımda internetten veya başka yerden bulmuyordum Azerbaycan'da. Türk dilinde vardı, İngilizce, Rusça vardı. Bir de ondan önce İngilizce bitirdim ben. Biraz onlardan da çevirdim, araştırma yaptım, böyle yaptım. Kitapları artık yazdığımda ilk olduklarını söylediler. Bazıları artık bilimsel kitap olarak böyle telif haklarından geçti. Ondan sonra artık böyle okullarda, üniversitelerde sürekli gençlerle görüşmeler yaptık. Gıdaların hangisinin iyi, hangisinin kötü, neye zararı var, alternatif olarak nelerden beslenebilirler. Bunları anlattık. Mesela bugün isimlerini vermek istemiyorum. Gazlı içecekler var, gazoz dediklerimiz var. Bunların çok büyük zararları var insana ama bilmeden gençken tüketiyor. Tabii ki gençken insan en enerjili, en sağlıklı bir zamanında hemen onun zararını görmüyor. Ama şimdi Azerbaycan'da da Türkiye'de bizim mutfağımız zaten yakın. 30'u geçtikten sonra artık mide hastalıkları, şeker, tansiyon, eskiden mesela yaşlılarda, 50 üstü insanlarda gördüğümüz hastalıklar şimdi daha gençleşti. Kanser şimdi daha genç oldu. Ve tabii ki bunların artık araştırdıkta gıdadan kaynaklandığını bilmiyorlar. O yüzden bu yönde daha çok çalışmalar başlattım. Özellikle gençlerle böyle. Peki yani resmiyette bunun karşılığı oldu mu? Yani bu Milli Eğitim bununla ilgili bir programlarında, müfredatında acaba bir değişikliğe gitti mi? Ya da böyle bir şey başlatıldı mı? Ya da üniversitelerde böyle bir bölümler, yani bir, çok önemli bir şey tabii ki. Yani beslenmeyle bir milleti
şekilden şekile diyeceğim biraz da abartarak çevirme imkanınız var. Tabi bahsettiğiniz gibi bunun bir ucunda işte kanserler var, bir ucunda davranış bozuklukları, değişiklikleri var. Bir işte aralı yerlerde çeşitli alerjik hastalıklar, çeşitli mücadele edilen gün içerisinde mücadele, yani bir hekim olarak tabi ben de bunları söylüyorum. Mücadele eden hastalıklar var, tansiyonlar, şekerler, obeziteler, işte bilmem alerjiler, astımlar filan birçok şey var. Ama bunların temeline baktığınız zaman aslında beslenmeyle bunlar çözülebilecek sorunlar. Şimdi devletin bu konudaki farkındalığın olması, tabii bunu okul programlarına, bunu işte daha yüksek lisans programlarına bununla ilgili bir şeyler koymasını bekleriz. Yani böyle bu manada bir şeyler henüz oldu mu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gıda ile ilgili çalışmalara 2007'den başladım. 2007'den başladığımda Azerbaycan'da gıda güvenliği sözü kullanılmıyordu. Erzak tehlikesizliği diye böyle kullanıyordu ama bununla ilgili bir kurum, bir idare yoktu. Onun içinde olan işleri Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Epidemioloji İdaresi böyle farklı farklı kurumlar farklı yerlerde, yani bir gıda güvenliği işini farklı yerlerde yapıyorlardı. Ben o zamanlarda gıda güvenliği sözünü artık kullanmaya başladım. Gıda tehlikesizliği olarak, ki bu çok önemli. Burada temizlikten tarladan sofraya da böyle bir sözler kullanarak artık bununla ilgili herkese duyuru yapıyordum. Tabii ki burada bana çok güzel destek oldu. Üniversitelere, okullarda projeler geçirmeme yardım ettiler. Bir ders olarak veriyordum onlara. Mesela bazen oluyordu proje 3 aylık birkaç kere gidiyorsun. Bazen oluyordu bir kereliğine, fark etmiyor, böyle farklıydı hepsi. Ama 2016 senesinde büyük bir harekat kurduk. Gıda güvenliği harekatı. Ve bu da Azerbaycan'da ilk oldu. Şimdi Azerbaycan için en büyük harekatlardan biri. Ve üyelerimiz artık böyle 5 yaşından tut, en böyle son yaş limiti yok bizde. Ama 2016'da biz bunu kurduktan sonra 2018'de Cumhurbaşkanımız artık gösteriş verdi. Gıda Güvenliği Agentliği yaransın diye. Tabii ki bu agentliğin yaranması da çok iyi oldu. Bir de benim çalışmalarım sürekli Türkiye ile birlikte olduğu için Türkiye'de de Gıda ve Sağlık Güvenliği Harekatı var. Kemal Özer başkanıdır. Onunla da sık çalışmalarımız oldu. Ondan sonra artık tabii ki bu agentlik yarandı. Ondan sonra biz Azerbaycan-Türkiye Gıda Güvenliği Sivil Toplum Kuruluşu'nu kurduktan sonra artık tabii ki devlet de Türkiye ile sık ilişkilerde. Bu Tarım Bakanlığı da sürekli bize geliyor. Artık dedi biz Azerbaycan'la, Tacikistan'la, diğer Türk devletleriyle de gıda güvenliği konusunda büyük işlere başladık. Tabii ki böyle şeyler olunca ben de çok mutlu oluyorum. Bir güzel işlerin başlamasına vesile olmuş gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten sağlık çok önemli. Evet. Hepimizin bazı hastalıklar, genetik hastalıklar hariç hepimiz Allah sağlıklı dünyaya getiriyor. Ama biz kendi ellerimizle kendimizi mahvediyoruz. Şimdi bazen söylüyorlar ben bunu yedim bana bir şey olmaz ki. O anda olmuyor ama zamanla oluyor. Hastalıklı, sürünerek, böyle acı çekerek yaşayacağımıza daha mutlu, daha sağlıklı yaşamayı niye seçmeyelim? Bir de bu bizim elimizde olan bir şey. Tabii. Yani şimdi cephede savaşan insanlar tabii bir şeye karşı savaşıyorlar. Yani o ulusun kurtulmasına karşı, ama belki daha temelden o ulusun varlık mücadelesi işte o beslenmeyle esasen başlıyor. Evet, doğru. Şimdi bu konudaki farkındalık çok önemli ama ne yazık ki endüstri, hayatımıza girmiş olan endüstri kendi alanları içerisinde bu konuyu yok sayıyor, görmezden geliyor. Çünkü onun üzerinden para kazandığı için, onun üzerinden işte kendince istihdam şu bu filan sağladığı için. Fakat bu bir yandan insanlara hizmet eder gibi görünüyorken bir yandan da tabii insanları çok yavaşça öldüren bir süreç. Yani evet. Hazır gıda konusu, gıda güvenliği konusu filan. Hazır gıda demeyelim, gıda güvenliği daha doğru bir ifade belki. Çünkü onları tabii ayırmak lazım. Hazır olmayan gıdalar içinde de bunlar olabilir. İşte tarım ilaçları falan belki bunlar içerisinde. Çok geniş bir konu aslında. Evet. Hemen herkesi ilgilendiren, A'dan Z'ye herkesi ilgilendiren. Evet. Bu konuda tabii
bir farkındalık yaratmış olmanız ülkeniz için çok önemli bir şey. Bunu yani sokağa yansımasını acaba görmek mümkün olacak mı? Tabii ki şimdi artık söylediğimiz gibi gıda çeşitliliği o kadar çok arttı ki ve bunlar bilerek oluyor. Bir de dünyada bir tat yaratmak istiyorlar. Bu da dünya güçlerinin elinde olan Evet. bir şey. Gıda ve ilaç firması olarak böyle birlikte çalışıyorlar. Yani bu araştırmalarıma göre eminlikle söyleyebilirim ve bugün dünyada kanser hastalığının bu kadar artması, bu kadar çoğalması hiç de boşuna değil. Değil tabii. Mesela biz mağazaya giderken ürünleri seçtiğimizde çok az insan onu böyle çevirip arkasında o küçük harflerle yazanları okuyor. Onları okusalar mesela orada kimyasal maddeler var. Şimdi bir ürünün uzun süre raf ömrünün kalması için, bozulmaması için, sonra o istedikleri kıvama gelmesi için, Lezzetini o artırmak için. lezzetini artırmak için, bakın bunları daha çok artırabilirim. Onların hepsi için ayrı ayrı kimyasal kullanıyorlar. Ve bir gün bu kimyasallarda bildiğiniz kadarıyla insan organizmasında benimsemiyor. Türkçe nasıl? Antijenik özellik taşır. Kalıyor. Yani biz ondan istediğimiz o gıda değerini alamıyoruz. Ve tabii ki alamadıkça bunlar karaciğerde, böbreklerde sonra bir takım sorunlara sebep oluyor. Tabii ki her insan da bir günde bir çeşit gıda yemiyor. Bunların hepsi toplandığında daha çok oluyor. Ve tabii ki hastalıklar çoğaldıkça dediğimiz ilaç firmaları artık devreye Evet, bunlar giriyor. birbirini besliyorlar. Evet, o Evet. yüzden bilinçli şekilde beslensek, onları almasak en iyisi. Çünkü böyle kimse gelip benim ürünüm en iyidir veya benim ürünüm kötüdür ama ben satıyorum böyle bir şey demiyor. Bugün reklamlar çok büyük, herkesi aldatabiliyor. Üstünde bir mesela ürünün güzel bir şekilde bir isim mesela içeceklerde daha çok ya Yanıltıcı. elmanın böyle şey fotosunu böyle ne koyuyorlar. Herkes elma suyu içecek sanıyor ama arkasında elma tadı veren aromatizatör Evet. dediğimiz diğerleri var. Elma Yani yok aslında, elma portakal yok. yok aslında. Evet, bir de yani öyle insan için yiyecek için yararlı şeyler değil o ürünler. O yüzden yani bu Doğru. konuda bilinçli olmaları çok önemli. Evet. Yani o zaman size Azerbaycan'ın gıda savaşını başlatan bir kahramanı da diyelim. Bu çok önemli gerçekten. Çünkü meydanda silahlı yapılan savaşlarda düşmanı görüyorsunuz çok açık. Bunu tanıyorsunuz veyahut da onunla olan ilişkiniz belli ama bu çok sinsi bir düşman gerçekten. Evet. Bunu kazanmadan da onu kazanamazsınız. O yüzden bu faaliyetlerinizi hakikaten takdirle karşılamamak mümkün değil. Kutlarım Teşekkür yani ederim. onun için. Çok teşekkür Bu ederim. konuda da eğer söyleyeceğiniz bir şey daha varsa onu da alalım. Programımıza sonuna doğru gelmiş olacağız. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu konuyla ilgili söyledim, yine söyleyeceğim. Hayat herkese bir kere veriliyor ve bu hayatı güzel, mutlu yaşamak bizim elimizde. Onun için de beslememize dikkat edelim. Yanımızdaki sohbet ettiğimiz insanlara dikkat edelim. Çünkü hepsi bizim sağlığımızı çok büyük etkiliyor. Evet. Evet, o yüzden herkese sağlıklı, mutlu, Evet. güzel günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size Sakarya TV'den canlı yayınlanan bu programa teşrik ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben Size teşekkür ederim. bu akşamın anısına bir teşekkürname takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar Türkiye'de yeni programlarla güzel konularda, daha iyi konuları konuşmak üzere bekleriz. Efendim hayırlı Çok akşamlar sağ olun. diliyorum.